Pazartesi mi aldın? Çok iyi çıktı. İyi bari. Sevgi teyzeciğim. Ha canım. Valizim burada kalabilir mi? Emlakçıyla konuşayım, gelip alırım. Ay kalsın tabii de. Bence emlakçıya falan gitmene gerek yok. Kalırız işte burada. Evet Firde ya. Sen ne yapacaksın tek başına? Hep beraber yaşarız işte. Sağ olun ama gerçekten olmaz. Olur. Bal gibi de olur. Niye olmasın? Değil mi Nazire? Ev benim de ilk sevgim. Misafire hediyem. Başlama gene. Başlama. Var kızım yerimiz. Kalırız rahat rahat. Gül gibi de yaşar gideriz. Çok iyisiniz. Teşekkür ediyorum ama kendi ayaklarım üstüne durmayı öğrenmem gerek artık. İyi. Ne diyeyim? Allah gönlüne göre versin. Ben çıkayım. Kader, tutacağım ev buraya çok yakın. Artık sürekli uğrarım. Sizden çıkmam. Harika. Hoşça kalın. Feride, misafirim var. Aa. Merhaba. Hoş geldiniz. Burada mıydınız? Şey, üşümüyorsunuz değil mi? İstiyorsanız biraz daha odun atayım sobaya. Bu ailede de yakışıklı doluymuş maşallah. Ama en yakışıklısı Cüneyt abi. Firde ben anlamıyorum ya. Cüneyt abi senin gibi bir kızı bırakıp nasıl bir başka kızla beraber olur ki? Şey, Kemal anlatmıştı da. Sana çok aşıkmış. Ama o iftiradan sonra... Hayır anlamıyorum. Bir adam böyle saçma sapan iftiralara niye kanar ki? Hem de bu kadar çok severken. Belki de o kadar sevmiyordu kadar. Nasıl yani anlamadım ki. Kızlar kızlar. Aa, ne kaynatıyorsunuz fıkır fıkır? Hiç. Nazoş, annem odasında mı? Ha, odasında. Tamam, ben bir ona bakıp geleyim. Feride, boncuğum. Belli ki uzun oğlan seni almaya gelmiş. Ne yapacaksın? Ha? O eve gitmeyeceğim abla. Merak etme, öylesi daha iyi. Vallahi dayımın istemediği kadar var. Bir asır olmuştu herhalde soba görmeyeli. Tunç. Aman tamam bir şey demedik. Zaten dayıma müstahaktır. Araları mı bozukmuş Kemal'le sevgili yengemizin? Ya sen buraya dedikodu yapmaya mı geldin? Yok ya. Gecekondu ruhundan herhalde. Neyse seni götürmeye geldim. Kızım orada fıstık gibi ev dururken ne yapıyorsun sen burada? Ya tamam öyle bakma. Ne olduğunu anlamadım ki. Herkesin gözü üstümde. Ne yapsam kabahat. Ben alıştım ama çevremdekiler zarar görüyor. Osman Kozan sana da cephe aldı Tunç. Sen beni korumaya mı çalışıyorsun? Kıyamam sana. Ya dalga geçme Tunç. Duydum. Adam resmen seni tehdit etti. Tamam tamam anlaşıldı. Onlar hep başkalarının sırtından geçindiğimi düşünüyor. Ama böyle olmadığını görsünler. Oyuna geliyorsun Feride. Bugün evden, yarın şirketten çıkmanı sağlayacak. Büsbütün kaybedeceksin. Bıktım Tunç, bıktım. Sıfırdan başlayacağım. Hayatıma kimseyi karıştırmayacağım. E tamam, bütün bunları yapacaksın zaten. Ama Cüneyt'ten vazgeçemezsin. Ama o benden vazgeçti. Peki, acaba vazgeçtiği için mi İlla seni bulmamı istedi? Cüneyt mi istedi? Evet. İçim rahat değil. Git bul şunu dedi. Canım ona neymiş? Feride. Naz niyaz yapılacak zaman değil. Bak. Geri dön. Bütün her şey boşa gitmesin. Bak söz. Gelip gitmeyeceğim evine. Sadece şirkette görüşeceğiz. Tunç orası senin evin. Ya umurumda değil. Hem dayımla konuştum hallettim bu meseleyi ben. Ha
Her şey için teşekkürler. Ay ne demek güzel kızım, ne yaptık ki? Feride yine gel. Bahar, iyi bak kendine. Sen de. Nazuşum. Görüşürüz yine. Kuzum kuzum. Oo. Aa, sen de çıkacaksan birlikte gidelim. Yok annem be, bana erken. Feride, kendine dikkat et değil mi Melih? Sıkıldıkça gel oldu mu? Yoldaşlık edersiniz kızlarla. Olur gelirim. Tamam geldim. Bahar. Haydi hoşça kalın. Güle güle.